Çiğdem Toker, T24. 22 yıl sonra hoş geldin yapısal reformlar. Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide rasyonel politikalara dair ard arda toparlayıcı, düzeltici mesajlar verirken, ekonomik güven endeksi de son bir yılın en düşük düzeyine geriledi. Burada çelişki değil, nedensellik var. Biri diğerinin sonucu hem tüketicide hem reel sektörde hem de imalat dışı sektörlerde güven endekslerinin düşmesi yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların, yaptığı açıklamaların yıllanmış arka planını da izah ediyor. Söz gelimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamadaki kapsamlı bir politika değişikliği vurgusu dikkat çekici. Yanı sıra IMF kredili yılları hatırlatan yazının başlığına da konu, yapısal reform taahhüdü de altının çizilmesini hak ediyor. Zira ekonomi haberlerini sürekli izleyenler anımsar. Yeni ekonomi yönetimine dair atamalardan sonra yapısal reform ayağı eksik eleştirileri gelmekteydi. Şimdi o eksik tamamlanıyor ama şunu unutmamak gerekiyor ki bir ekonomide yapısal reform kavramının gereğinden bahsediliyorsa orada işlerin pek iyi gitmediğini ve Sizden daha güçlü, üzerinizde söz sahibi aktörlerin sizden kendileri için yapısal reform adı altında kalıcı adımlar atmasını istediklerini anlayabilirsiniz. Tercüme kavramlarla idare. Buysa mealen şu demek oluyor. İki kere faiz arttırımı yaptın çok iyi ama yetmez. Rasyonel politikalar uygulayacağız demek evet. İletişim politikası açısından önemlidir ama bu da yeterli gelmez yabancı yatırımcıların daha doğrusu küresel sermayenin ülkene akmasını istiyorsan, onlara kendilerini hukuki ve ticari açıdan güvende hissedecekleri kalıcı yasal garantiler verilmesi lazım. Bunun için kanun çıkarılması gerekiyorsa kanun çıkar. Yönetmelikse yönetmelik, genelge ise genelge. Yani nasıl bir mevzuat çerçevesi gerekiyorsa onları yap ki biz de buna yapısal reform diyelim ve gelmeyi düşünelim. Böyle çünkü neticede yapısal reform tercüme bir kavramdır. Ekonominin nasıl yürütülmesi gerektiğinin kurallarını koyanların telaffuz ederek talep ettiği. Nitekim Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifade geçiyor. Bugünkü toplantıda ilk olarak orta vadeli program 2024-2026 çalışmalarında gelinen son durumla programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir. Para politikası, maliye politikası ve Yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan orta vadeli programla ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte. Bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir. Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarımızca alınan tedbirler değerlendirilmiştir. 22 yıl sonraya bakalım. 2001 krizi sonrası IMF gözetimi ve kredisiyle uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programının da bir yapısal reform ayağı vardı. Devlet harcamalarının şeffaf olacağı taahhüt edildi sözgelimi. Sonra sosyal güvenlik sistemi, tarımda doğrudan gelir desteği, borçlanma, kamulaştırma, bütçe dışı fonlar, şeker, tütün, doğalgaz, telekom, kamu ihaleleri. Bütün bunlar yapısal reform başlıkları olarak anıldı ve birçoğu özel kanun olarak IMF ile istişare edilerek çıkarıldı. Kamunun elindeki piyasalar özel sektöre açarak sözde bağımsız kurullar eliyle düzenlendi. Peki 22 yıl sonra bugün baktığınızda hangi alanda gelir eşitsizliğini gideren, vatandaşın yüzünü güldüren sonuçlar gerçekleşti? Enerjide mi, tarımda mı, kamu ihalelerinde mi, tütünde mi, şekerde mi, hangisinde? Kamu ihalelerinde yolsuzluktan arınmış bir düzen mi kuruldu? Tütün üreticisi mutlu mu? Elektrik tüketicisi vatandaş memnun mu? Geçen onca yıl gösteriyor ki yapısal reform tercüme kavramı cilalı bir lafı güzaftan ibarettir. Zira asıl olan siyasal iktidarın ne yaptığı, kaynak tercihlerini nasıl kullandığıdır. Tabi yine de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında arka arkaya yeni yapısal reform kanunlarıyla karşılaşmamız sürpriz olmayacak. Çünkü neresinden baksanız AKP iktidarı AKP iktidarına karşı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.